bilanço açıkladığından beri düşüş vardı Tesla'da. Dün çok sert bir tepki aldık. %8'e yakın yükseldi ise. Kapanıştan sonra da %1'e yakın daha yükselmeye devam etti. Şimdi de bakıyorum Almanya'da şu anda borsa açılmış durumda. Almanya'da Tesla işlem görüyor ve yine yükselişle geliyor gibi. Bu videoyu ben çekerken. Tabi gün neler getirecek ona bakacağız. Bu yükselişin iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi teknik. Tesla teknik olarak oversold pozisyonuna girmişti. Hafta sonu YouTube katıl üyelerimle şu videoyu paylaştım. Siz de izleyebilirsiniz. Size de açıyorum videoyu. Ve orada Tesla'nın buralardan bir yerden bounce etmesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. O bounce geldi. Yani o geri sekme geldi. Ama bu işin teknik tarafı. Teknik taraftan bu kadar yüksek bir geri sekme gelmez. Demek ki arkada temel bir neden daha olması lazım. Ne olabilir temel neden deyince de iki sebep öne çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi Cybertruck teslimatlarında hızlanma var gibi gözüküyor. Normalde 4. çeyrekte ancak teslimatların başlayacağını söylemişti. Ama şimdi gözüken o ki Eylül ayında en azından Tesla çalışanlarının siparişleri teslim edilmeye başlanıyor gibi. Nereden biliyoruz bunu? Açıkçası işin ciddi bir bölümü delikodu. Ama dedikoduyu besleyen konu çok fazla Tesla'nın gözüküyor olması yollarda. Kimisi testlerde, Yeni Zelanda'da, İzlanda'da her yerde Tesla araçları test ediliyor. Yollarda, tırların üzerinde çok sayıda Tesla var. Ayrıca Gigafactory Tesla'da 150-160'a yakın araç var. Üzerinde Kaplama olan ve içinde ne olduğu insanlar merak ediyorlar. Fotoğraflar yukarıdan çekilebilmiş ama muhtemelen bunlar da birer Cybertruck. Buradan çalışanlara teslimat başlayacak gibi gözüküyor. Çalışanlara teslimat neden önemli? Çünkü çalışanlara teslimatlarla beraber Tesla'nın web sitesinde Tesla Cybertruck'in fiyatı ve spesifikasyonları açıklanacak. Derikodular iki motorlu Tesla'ların 49 bin dolar civarında bir fiyata satılacağını söylüyor. 2 versiyonla geliyorlar iki motorlu ve 3 motorlu olarak. Bir de arkada itiş vardı o gelmeyecek gibi. Ya ondan tamamen vazgeçtiler ya da en azından ilk teslimatlarda onlar yok gibi gözüküyor. Bu tabi borsayı çok hareketlendirecek bir şey. Çünkü eğer 50 bin doların altında iki motorluları satabiliyorlarsa bu Ford'un F-150'si ile aynı fiyatı kalıyorlar demektir. Ford'un F-150 Lightning diye bir elektrikli modeli var. Bayağı seviyor Amerikalılar. Amerika'da Ford F-150 büyük bir tutkudur bu arada. Ben tabii fosil yakıtısından bahsediyorum ama F-150 Lightning de çok hoş bir araç. Tesla'nın da onun altında bir fiyata veya ona yakın bir fiyatla piyasaya girmesi durumunda ortalık epi karışacak gibi gözüküyor. Ve unutmayın Ford F-150 Amerika'nın en çok satan aracı aynı zamanda. Yani Ford'u da Türkiye'deki Ford operasyonu dışında ayakta tutan tek ürün diyebilirim. Türkiye Ford operasyonu çok başarılı. Ticarilerde muazzam iş yapıyor Türkiye'miz, otosanımız. Ama Ford'un genel olarak Amerika'da işleri o kadar iyi değil. F-150 orada çok çok kritik bir araç. Tesla'nın burayı vurması bekleniyor 50 bin dolar gibi bir fiyatta girerse ve zaten çok ciddi bir ön sipariş var. Bu ön siparişlerin gerçek siparişle dönüşme ihtimali yüksek. Tesla belki insanlardan tekrar para isteyecek, tekrar cirosunu büyütecek. Onu bilmek zor ama bu borsayı heyecanlandıran birinci konu. İkinci heyecanlandıran konu Highlander. Yani Model 3'ün güncellemesi. Bununla ilgili de dedikodular artık teslimatlara çok yakın olunduğunu en azından Çin'de gösteriyor. Bu için Tesla bir süredir Model 3'te elindeki envanterdeki ürünleri fiyatlarını ucuzlatarak onları elden çıkartmaya çalışıyor. Belli ki Highlander'a yeni yer açıyor. Highlander hem fiyat olarak daha iyi olacak gibi gözüküyor hem spekler daha yüksek olacak. Pil kapasitesi artıyor gibi detaylar dedikodular epey konuşuluyorlar. Ama bu araçla sanırım teslimat zamanına geldik. Ve daha ver bahsetmiştim Model 3 Highlander'de 30 bin dolar altında bir fiyatın Çin'de öngörüldüğü 28, 29 bin, 27 bin bir sürü şey konuşuluyor şu anda. Bu da tabii oldukça yıkıcı bir etkisi olacak. Bu da yine borsanın sevdiği bir haber. Üçüncü konuda analistlerin fiyat güncellemeleri. Dün Baird çok büyük bir Amerikan yatırım şirketinin analisti Tesla'yı değerlendirdi ve hedefi 300 dolar olarak koydu. Önümüzdeki dönemde Tesla'nın fiyatı geri gelecektir dedi. Çünkü işte önünde katalizör olaylar var Cybertruck gibi. Bir de pil teslimatları, büyük batarya sistemlerine ciddi artış bekliyorlar bir yandan Model 3 Highlander orada böyle bir güncelleme geldi. Bu arada hani işin en enteresan yönü aslında bilanço açıkladıktan sonra Tesla bütün analistler neredeyse Tesla'yı upgrade etmişlerdi. Yani fiyat beklentini yükseltmişlerdi ama Tesla o dönemden bu döneme epey bir sıkı satış yeriydi. Belki dün işte bu dönüşümleri yaşıyoruz. Ama tabii şurada bir gerçek Tesla'nın fiyatı makro ekonomiden ve piyasalardaki genel gelişmelerden bağımsız olarak yürüyemez. Piyasalarda da büyük iki haber geliyor. Nvidia bilançosu geliyor. Yarın akşam kapanıştan sonra YouTube katıl üyelerimle ve Hattin Aşk Kulübü üyeleriyle Nvidia bilançosu beklentilerimi detaylı şekilde paylaştım. Henüz katılmamışsanız siz de gelin katılın. Bilanço beklentilerimi orada göreceksiniz. Ve yarın da seans sırasında YouTube katıl üyelerine bir video daha açacağım. Nvidia bilançosunu nasıl trade edeceğimi açıklayacağım. Nvidia bilançosunu trade etmek demek bu arada sadece Nvidia bilançosunu trade etmek değil. Elimdeki bütün portföyü Nvidia bilançosunu nasıl hazırlıyorum onu da anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok riskli bir bilanço geliyor. Çok yüksek beklentiler var. Bütün yapay zeka ve teknoloji sektörü Nvidia'nın bilançosuna etkilenecek. Tedbirli girmek gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yarın bununla ilgili YouTube katı üyelerimle detaylı bir paylaşım yapacağım. Cuma günü de Jackson Hole'da Powell konuşacak. Ben Powell konuşması konusunda iyimserim. Çünkü Powell'ın asıl odaklanacağı konunun 10 yıllıklardaki yüksek faizleri düşürme çabası olacağını düşünüyorum. Unutmayın Amerikan Merkez Bankası bir faiz belirliyor ama o daha ziyade kısa vadeli hazine kağıtlarını etkiliyor. Repo anlaşmalarıyla şimdi detaylara girmeyelim çok fazla. Uzun vadelerdeki fiyatları ise bono piyasası belirliyor ve bir süredir orada faizler çok hızlı gidiyor. Yani insanlar elindeki uzun vadeli kağıtları boşaltıyorlar. Neden öyle yapıyorlar? Çünkü Amerika'da resesyon olmayacağına inanmış durumdalar. Yani resesyonun olmayacağının adım adım kesinleşiyor olması en azından 2023 için insanlara şunu düşündürüyor. E, resesyon olmayacaksa e, bu durumda enflasyon tekrar yukarı doğru gitme ihtimali var. Ben düşük getirili bir hazine kağıdına kalmak istemem. Satayım onu şimdilik para piyasası fonlarına giderim sonra bakarız diyor. İşte bundan dolayı insanlar 10 yıllıkları 30 yıllıkları satıyorlar bu da faizleri yükseltiyor. Bu tabi Powell'ı çok korkutan bir şey. Neden? Çünkü geçen sefer Şubat ayında faizler böyle hızlı yükseldiğinde 10 yıllıklarda Silikon Vadisi Bankası battı. Daha sonra onu takip eden başka bankalar da oldu. Bankaların elini unutmayın. Düşük getirili hazine kağıtları var. Hazine kağıtlarının getirileri yükseldikçe ellerindeki kağıtların değeri düşüyor ve bunu zarar yazıyorlar. Muhasebe standartı olarak zarar yazmaları gerekmiyor. Bence tuhaf. Yastılar daha asla sağlıklı olacak ama dipnotlarda bunu açıklamaları gerekiyor. Bu da piyasaları korkutuyor. Ben o nedenle Powell'ın şu sıralar yerlerine yakın bir ilişki içinde olduğunu ve bu 10 yıllıkların daha hızlı yukarı gitmesinden ciddi korktuklarını tahmin ediyorum. Bundan dolayı şöyle bir açıklama gelecek bence. Şahince ama enflasyonda düşüyor bizce biraz takip etmek istiyoruz. Yani açıklamada enflasyonu bitirdik demeyecekler. Açıklamada enflasyon bitmedi çok şahiniz de demeyecekler. Daha böyle bir arayol izleyecekler. Böylece piyasayı Fed'in enflasyonla mücadeleden vazgeçmediğini inandıracaklar. Bu o yıllıklardaki faizleri paradoksal olarak biraz aşağıya doğru indirecek. Bu da aslında hisse senetlerine yarayabilir. Ama tabi daha o güne çok var. Ben de sıkı takipteyim. O güne ilgili videolar da yapacağım. Evet Tesla'da durum bu. Tesla kendi başına iyi şeyler yapıyor. Bu geri dönüşüm bir bölümü teknik olarak bounce. Bir bölümü de Cybertruck ve Model 3 Highlander'deki konular. Biraz da tabi analistlerin yorumları bize olumlu etkiliyor. Ama dün piyasa genel olarak yukarı gitti. Bu da Tesla'ya yardımcı oldu. Nvidia bilançosu ve Pablo'nun konuşmaları piyasanın gidişatı çok değiştirebilir. Mutlaka bizi takip edin ki siz de gelişmelerden haberdar olun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.